Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Suddenly I had feelings of pain, sickness and shock. Şok. İşte aniden ben burada acı, hastalıklı veya işte şoka uğramış hissettim. Şok hissettim. When the pain left me, I looked down. Bu ağrı beni terk ettiği zaman, ağrım geçtiği zaman aşağıya baktım. My clothes were hanging over the smaller body and the legs of Edward Hyde. Ve işte elbiselerim hangover the smaller body. Küçük bir bedenden sarkıyor. Küçük bir bedenden ve bacaklardan, yani Edward Hyde'ın bacaklarından sarkıyordu. Edward Hyde'a dönüşmüştüm. I could not believe it. Buna inanamıyordum. A minute before I was safe, rich and loved. Bir dakika önce ben güvenli, zengin ve sevilen birisiydim. The good, honest Dr. Jekyll. İyi ve dürüst Dr. Jekyll'ydim. Now, suddenly, I was the man that everybody was looking for. Şimdi aniden ben herkesin aradığı birisi oldum, birisiydim. A man without a home. Evsiz bir adam. A murderer. Bir katil. I had to change back again and quickly before somebody saw me. Tekrar geri değişmek zorundaydım ve hızlı bir şekilde birisi beni görmeden önce. But how could I get the chemicals that I needed? Ama ihtiyacım olan kimyasalları nasıl edinecektim? They were in my workroom and the street door, the workroom was locked. Onlar benim çalışma odamda, yani atölyemdeydi. Ve bu caddenin kapısı, cadde ve kapı, yani bu atölyenin kapısı kilitliydi. Demir yapmıştık en son, işte kilitleyip anahtarını kırmıştık bir daha girmemek için. I could not go into the house from the square. Meydandan eve giremezdim. Everyone was looking for Mr. Hyde. Was my servants too. Herkes Hyde'ı arıyordu. Mr. Hyde'ı arıyordu. Benim hizmetçilerim de öyle. Onlar da arıyorlardı. What can I do? I thought. Ne yapabilirim diye düşündüm. Hyde's mind was quicker than Jekyll's. Hyde'ın zihni, yani zekası da diyebiliriz, Jekyll'den daha hızlıydı. Daha hızlı düşünebiliyordu. He thought of Lion. O Lion'ı düşündü. How can I reach him? I thought. Ona nasıl erişebilirim diye düşündüm. And how can I hide ask him to steal things from his friend Dr. Jekyll? Ve ben, yani Hyde, ondan nasıl onun arkadaşından, from his friend, bir şeyler çalmasını isteyebilirdim. Yani his friend'den kastı Dr. Jekyll'den çalmasını istiyorum. Then I remembered something and I laughed. Daha sonra bir şey hatırladım ve güldüm. I can still write a letter in my handwriting, I thought. Hala kendi el yazımla bir mektup yazabileceğimi düşündüm. And I knew immediately what I had to do. Daha sonra derhal hemen ne yapmak zorunda olduğumu bildim, anladım. Bunu bu şekilde çevirebiliriz. I walked out of the park and stopped a passing taxi. Then drove the Poland Street. İşte parka doğru, parkın dışına yürüdüm ve geçen bir taksiyi durdurdum. Daha sonra Poland Caddesi'ne gittim. The driver looked at the clothes that did not fit me. Şoför bana tam olmayan elbiselere baktı. He was clearly amused, but he said nothing. He was amused, yani komiğine gitmiş. Bu açıkça komiğine gitmişti, yani gülüyordu, sırıtıyordu diye edebiliriz. Ama hiçbir şey demedi. In Poland Street, I went to a cheap hotel and asked for a private room. İşte Portland caddesinde ucuz bir otele gidip bir özel oda istedim. The man at the hotel desk looked at my clothes and smiled. Burada otelin
sırasında ben ziyade şey işte oteli şey yapan ne denir? Şu an aklıma gelmedi. Orada konuştuğunuz görevli adam benim elbiselerime baktı ve gülümsedi. Gülümsedi. But the look on my face quickly took the smile from his mouth. Ama benim yüzümdeki görünüş, yani bakış, onun gülümsemesini, böyle ağzından gülümsemesini hızlı bir şekilde aldı. Kötü bir şekilde gözüküyoruz ya. O yüzden. I asked for some paper and he gave it to me. Ondan birkaç kağıt istedim ve o bana verdi. Then I went to the room. Daha sonra odama gittim. Odaya gittim. There I sat at a table and wrote two letters. One to Langan, one to Poole. Daha sonra işte bir masaya oturdum ve iki tane mektup yazdım. Birisi Langan'a, birisi de Poole'a. Poole bizim hizmet timimizde. Then I paid a servant at the hotel and he took them. Daha sonra işte oteldeki şeye, hizmetçiye ödedim, oradaki çalışana. Ve onları götürdü, aldı. Yani mektupta atan kişi normal postacı falan değil, bildiğin otelde çalışan birisiymiş. The rest of the day was a time of great fear. Bu günün kalan kısmı böyle büyük bir korkuyla, korku zamanıydı. Most of the time I sat alone in the hotel room. Çoğu zaman ben otel odasında tek başıma oturuyordum. A writer brought my dinner to me. A waiter. Artık yanlış okumaya başladım. A waiter brought my dinner to me. Then I sat by the fire. Bir işte bir garson benim akşam yemeğimi getirdi. Daha sonra ben de ateşin yanına oturdum. When it was dark, I left the hotel. Hava karanlıkken, işte akşam üzeri oteli terk ettim, otelden ayrıldım. I walked through the empty streets of the city until midnight. Gece yarısı boyunca, hatta gece yarısına kadar burada boş, şehrin boş caddelerini yürüdüm. Sonra I walked quickly and straight in shadows. Ben hızlı bir şekilde yürüdüm ve gölgelerde durdum. Kimseye gözükmemeye çalışıyorum. Yine sayfanın sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.